25 saat. Tam 25 saat. Enis Kirazoğlu 25 saattir God of War oynamakta. Anlat bize Enis. Oyun güzel mi? Güzel. Adam akıllı anlat lan. Tamam be. Efendim, God of War bildiğiniz üzere hep tartışılan bir oyun oldu. Özellikle son yapımı daha da tartışılan bir hale geldi. Çünkü oyunun dinamikleri değişti. Aslında biraz konuşacağımız konu da bu. Oyunun dinamikleri değişmesi iyi mi yoksa kötü mü? Benim izlenimime göre oyun çok ama çok sağlam olmuş. İyi ki de değişmiş, iyi ki de bu hale gelmiş dedim oyunu oynadıktan sonra. Ne açıdan, nereden başlayacaksın? Hikayeden başlayacağım ilk olarak. Merak ettiğiniz bir şey olursa sevgili arkadaşlar lütfen bana sorun. Orhun bu arada 2 saat oynadı, Tunca hiç oynamadı, onu da söyleyeyim yani. Şimdi hikaye olarak en çok merak edilen konu Yunan mitolojisinden Kuzey mitolojisine, İskandinav mitolojisine nasıl sıçradı? Bunun cevabını nokta nokta alıyorsunuz. Komple almasanız bile, ama benim en çok merak ettiğim konu şuydu. Şimdi Kratos'un bir çocuğu var ve bu çocukla beraber bir yolculuğa çıkıyorlar. Yolculuğun sebebi de anamızın, daha doğrusu hani Kratos'un eşinin son dileği gibi bir şey. Bu dileği gerçekleştirmek için bir yolculuğa çıkıyorlar oyunun başından itibaren ve siz bu yolculuğun bir parçasısınız aslında. Oyun tamamıyla tek çekim. Tek çekim yani sinematikle tek kamerayla ilerleyen bir oyun. Yükleme sahnesi yok, ara sahne yok. Var ama hani oyun loading ekranına düşmüyor hiçbir zaman. Başından sonuna kadar akıp gidebiliyorsunuz oyun içerisinde. Şahane. Yani oynanışta sinematik şeyler hep İç içe. Aynen öyle bir ara sahne girdi, bir şey oldu. Kratos yattı, uyandı, 10 gün sonrası oldu falan gibi bir şey yok. Yani Kratos çocuğun bayağı böyle 30 saatini oynuyorsunuz gibi bir durum var oyunda. Benim merak ettiğim konu ise Kratos'un geçmişini oyuna nasıl entegre edecekleriydi. Cevabı aldım. Kratos'un geçmişi unutulmuş değil. Hani biraz şey diye merak edenler vardı ya, acaba Kratos'un geçmişini hani kenara atacaklar da Şu anki hikayeye mi odaklanacaklar diye. Şu anki hikayeye odaklanıyorlar ama şu anki hikayenin oluşmasının en büyük katkısı da Kratos'un geçmişi, önceden bir tanrı olması. Oyunun hikayesine bayağı bir etkide bulunuyor. Bu hoşuma gitti. Peki ya son kaldığımız yerden buraya geçişe dair bir şey söyleniyor mu yoksa? Görürsün. Tamam, gördüm. Ama genel olarak şunu söylemek yanlış olmaz değil mi? Genel olarak geçmişine odaklanmaktan ziyade yeni bir hikaye anlatıyor, bugününe odaklanıyor ve bir yolculuk hikayesi anlatıyor. Aynen öyle, ama geçmişte bu yolculuk hikayesi çok önemli bir nokta, onu da söyleyeyim. Güzel. Oyunda ilgili en beğendiğim şeylerden bir tanesi baba ve oğul diyaloglar oldu bu arada. İnanılmaz bir baba oğul diyaloğu çalışmışlar. Yani Kratos şimdi nasıl bilirsin abi? Sert, öküzün teki şimdi. Yani aramızda. Çok böyle karakterini belli eden biri değildir. Yani sadece öfke, sadece intikam. Evet. Üç boyutlu bir karakter değildi. Değil. İşte bu üç boyutlu karakter olmamasını çok güzel bir şekilde üç boyutlu karakter haline getirmişler. Yani Kratos'un imajı biraz şu. Oğlunu tabii ki de önemsiyor. Tabii ki de koruyup kollamak istiyor ama kendini anlatma problemi yaşadığı için derler ya, kendimi anlatamıyorum diye. Bunu hissediyorsun yani. Çünkü önceki oyunlarda öyle kendini anlatan bir adam değildi. Bu oyunda da öyle, hani ne hissettiğini, ne yaşadığını, ne düşündüğünü çok fazla söylemezdi. Sert bir baba mizahı çiziyor. Karakter ilişkisi açısından biraz Logan filmine benziyor diyebilir miyiz o zaman? Logan filmine çok benzemiyor bence. Çünkü orada da çok iyi ifade edemeyen biri var baba ya, olarak kendine. Ama Kratos'la Logan, hani evet temelde benziyorlar. Fakat şöyle bir şey var, Kratos'un yaklaşımı ve de bulundukları ortam. Hani şey dersin yani, böyle bir baba olsa vururum yani. Logan daha insancıl kalıyor. Evet. Kratos'un yanında onu söyleyebilirim yani, evet. Ya, bir de zaten Logan hani birazcık da şeydi, gene hala sert bir figür ama artık yaşlılığının da etkisiyle birazcık böyle bir hani şey yapıyordunuz. Kırılma da var. Evet yani hani o kadar korkmazdınız. Kratos hala korkutuyor gibi duruyor. Ya Kratos korkutuyor. Çocukla olan muhabbetleri ya, mesela şöyle bir örnek vereyim. Çocuk yürüyor. Diyor ki işte baba sence burada şöyle bir şey var mıdır? Şurada şöyle bir şey var mı? Burada bir şey var mı? Bilmiyorum. 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 Evet. Bilmiyorum. Konuşma. Sorma. Bilmem ne falan. Ya dedim çocukla bir ilgilen, karışma, bir kafasını okşa. Evet. Bir şey yap, ama tabii Kratos'un da derdi şu, çocuğu aksiyona hazırlamak istiyor. Güçlü olsun. Asker yetiştiriyor. Evet yani, ama şöyle bir şey, Kratos öldürmeyi öğretmek istemiyor. Aslında Kratos artık öldürme sebebi, gene vahşi bu arada, oyundaki tüm öldürdüğün şeyleri vahşice öldürebiliyorsunuz önceki oyunlardaki gibi. Ama artık Kratos'un derdi biraz da şu, çocuk hayatta kalmayı öğrensin. Yani öldürmeyi öldürmek için değil, hayatta kalmak için öğrensin. Derdi bu. Peki şey, trailerlerde aslında biraz görmüştük şu odun olmasını Kratos'un, ama bir yandan şey gösteriyor. Mesela başta bir kızıyor, sonra derin nefes alıp düzgün biçimde anlatmaya çalışıyor. Bir de şey hani tam başını okşayacak, vazgeçip bıçağı alıyor falan diye trailerlerden gördüğümüz sahneler vardı. Bu işlenmeye devam ediyor diyebiliriz. Tabii tabii. Yani. Bu oyun boyunca devam ediyor. Yani ikili arasındaki ilişki devamlı iniyor, çıkıyor. Yani devamlı olarak böyle bir aralarındaki dinamizmi merak ediyorsun. Hani bu normal diyaloglara da yansıyor. Mesela oyunda bot sekansları olacağını söylemiştik. Hani botta böyle yolculuk yaparken muhabbet de ediyorsunuz kendi aranızda. Kratos hikaye anlatıyor bazen böyle. Saçma sapan hikayeler anlatıyor. They found a well. The son saw the water and made to jump in. But the father stopped him. He saw the well was deep. And once inside, they would not be able to escape if the water dried up again. Wisely, they moved on. That's it? Yes. That's really not a story.
Gelelim en merak edilen kısmı aslında biraz gameplay kısmına. Hikaye konusunda ben tatmin olmuş şekilde ayrıldım. Ama gameplay tabii hikayenin artık içine entegre olmuş durumda. Şimdi oynanış olarak herkesin ilk gördüğü şey şöyle. Kamera çok yakın. Bu God of War değil, bu God of War değil. Evet, bu önceki God of War'lar gibi değil. Ama aynı zamanda öyle de. Artık silahımız bir balta biliyorsunuz. Baltanın olayı da biraz şu. İnanılmaz tatminkar, inanılmaz evet. Güçlü bir silah. Oğru sen de oynadın yani. O iki saatte benim de en net hani izlenimim o baltayla. Ya, bir baltam olsa da sağa vursam yani. Ya şey oluyor çok güzel. Thor'un çekicini atıp geri çağırması gibi baltayı fırlatıp geri çağırma hissi çok güzel. Düşmanlara vurduğunuz zaman hissettiğiniz o harbiden yarıp geçme hissi çok güzel. Evet. Yani hiçbir tuş olmasa, hiçbir combo olmasa sadece R1'e basarak oynadığınız bir oyun olsa bu oyun. Gene bir 6-7 saat sadece evet. Aynı hareketi yaparak düşmanı öldürmek isteyeceksiniz. Çünkü vuruş hissinin tatmini benim son yıllarda gördüğüm en tatminkar oyunlardan bir tanesi. Peki taktiksel derinliğinden bahsediyorlardı, o nasıl? Şimdi o açıdan son zamanlarda şunu açık ve net söyleyeyim, baştan kozlarımı konuşayım. God of War benim son yıllarda gördüğüm en iyi yakın dövüş oyunlarından biri. Yani bu konuda bayağı kapışabiliriz. Hani Souls serisine örnek verecek bir sürü insan da olacaktır ama hani God of War'un o ezici bir şeyi var. Hani hem şimdi Souls oyunlarında biraz biliyorsun daha korkarsın düşmanlarına. Evet. Burada hani düşmanların üzerine de gidiyorsun ama bir yandan onlar da senin üzerine geliyor. Aslında bir kafa kafaya durumunuz da var düşmanlarla. Fakat şöyle bir hissiyat var taktiksellik kısmında. Oyunda baltayı geliştirebileceğin çok fazla seçenek var. O kadar fazla ki oyunun 8. saatinde şunu hatırladım ben. Aa benim böyle bir hareketim vardı, ben bunu niye yapmıyorum? Aa benim şöyle bir hareketim vardı, bunu niye yapmıyorum? Yani hareketlerimi unuttum, yapacaklarımı unuttum ve oynadıkça çeşitleniyor, hiç durmuyor. Oynadıkça artıyor, oynadıkça artıyor. Yani bu ilk saatte öyle, 20. saatte de öyle. Devamlı olarak geliştiriyorsunuz bir şeyler. Ve bu da devamlı olarak şunu yapıyor. Aa dur şu hareketle deneyeyim. Aa bu düşman bu hareketi yemiyordur, ona şu hareketi yapayım diye. Her düşmana şu hareketle yaklaşmanız gereken farklı noktalar çıkıyor. Bu da eğlence katıyor. Taktikselliği de ortaya çıkartıyor doğal olarak. Ya ben o kısımları görmedim ama yani basitinden en temel başlangıçtaki anında bile o taktiksel böyle bir yanı var. Şundan ötürü var. Ya şimdi sonuç itibariyle baltanızı fırlatıyorsunuz. Fırlattığınız karakter böyle bir donuyor gibi bir şey oluyor ve yumruklarınızla kapışıyorsunuz ki yumruklar da en az balta kadar vurması inanılmaz keyifli. Ya ve ayrı bir avantaj sağlıyor size. İşte R3'te finish yapabiliyorsunuz vesaire. O kadar yani en temel mekanikleriyle bile inanılmaz derece şuna fırlattım, buna gider saldırırım, bunu patlattıktan sonra ötekine geçerim, işte birini kalk ya. İnanılmaz derecede gerçekten şimdi, şey yapıyor. Aktif dahil ediyor seni dövüşe. Kalkan var. Balta var, bir de yumruklarımız var. Aslında kalkanla da yapabileceğimiz aksiyonlar var yani. Ve bunların hepsinin farklı avantajları ve dezavantajları var. Mesela yumrukla vurmak canı götürmüyor ama düşmanı sersemletiyor. Düşmanların sersemletme barları var. O dolduğu zaman direkt finishim yapabiliyorsunuz düşmana. Yumrukla ona da gidebilirsiniz. Bazı düşmanlar mesela yumruktan daha kolay etkileniyor, bazıları o kadar etkilenmiyor. Yani bu düşman çeşitliliğine göre değişiyor ki düşman çeşitliliği de oldukça tatminkar, onu da söyleyeyim. Hani aynı düşmanı 50 kere dövmüyorsunuz. Merak edilen bir soru, kalabalık düşman gruplarıyla karşılaşıyor muyuz? Gene üzerimize akın akın geliyorlar mı diye. Eski oyunlardaki gibi 50-60 kişi gelmiyor aynı anda böyle. Fakat kalabalık düşman grupları geliyor, onu söyleyeyim. En yani, fazla mesela kaç kişilik bir grupla vallahi bir karşılaştım? Vallahi 15-20 kişilik bir grupla karşılaştığımı hatırlıyorum. O bile. O kamera açısı için gayet fazla bence. Kamera açısı bu arada hiçbir problem değil, onu söyleyeyim. En başta bir garipsedebilirsiniz. Belki yakın olmasına bile ama alıştıktan sonra çok daha eğlenceli olduğunu fark ediyorsunuz. Çünkü şey gerginliği hissediyorsunuz. Arkanızdan saldırı geliyor. Bir de tam olarak şeyi yapmıyor oyun. Yani şu anda geldi demiyor. Yani gelme aralığını gösteriyor size. Ve o anda kaçmak, çocuk bazen bağırıyor. Baba geliyor arkanda falan diye, oradan kaçmak. Bu diyor. Lan bir sus diyorsun. Kaçıyorsun falan. Çocuğu merak edenler varsa çocuk da aksiyon esnasında direkt yanımızda. Ve aktif olarak rol alıyor ama siz ne kadar rol almasını isterseniz. Çocuğun olayı ok atmak. Çeşitli oklara sahip kendisi. Ve kareye bastığınız zaman ok atıyor düşmanlara. Ayrıca yetenekleri de var. Mesela okla farklı şeyler de yapabiliyor. Onları da açabiliyorsunuz ilerleyen kısımlarda. Çocuğu kullanırsanız bayağı avantaj sağlıyor size ama kullanmayı hatırlamanız lazım. Ben mesela oyunun başında unuttum. Hani çocuk... Çünkü o kadar aksiyonun içindesin ki. Hani çünkü tuşların R1, R2 olmasının sebebi kareyle, üçgenle yapabileceğin farklı çocuk atraksiyonları olması. Sen vururken, aksiyona girerken, döverken istediğin zaman kareyle çocuğa ok attırabiliyorsun. Tabii ok atmadığı zaman kenarda durup beklemiyor. Düşmanların üzerine zıplıyor, senin kombolarını tamamlamaya çalışıyor. Yani devamlı olarak sana yardımcı olmaya çalışıyor çocuk. Hatta dövüşlerden sonra çok yardım etmezse size şey diyor. Benden daha fazla yardım isteyebilirsin bak diyor. Ne olur diyor, benden yardım iste diyor. Ya şundan dolayı çocuk devamlı kendini kanıtlamaya çalışıyor. Kratos da devamlı olarak çocuğun yeterli ve hazır olmadığını düşünüyor. Zaten baba oğul diyaloğu biraz bunun üzerine. Bir de bu kalabalık düşman gruplarında hep böyle tek mi geliyorlar yoksa aynı anda böyle aynı sıkıştırdıkları anda oluyor mu? Aynı hep anda. Aynı anda. Evet. Yani şöyle tek hiç, yani biri vururken diğeri izleyeyim falan yapmıyor. Bayağı güzel. Vuruyorlar yani. Bilmiyorum. Yani kimsenin derdi yok yani, sen ne yapıyorsun? Çünkü oyunun hız temposu yüksek.
Hani Souls oyunlarından örnek verdim ama yanlış anlaşılmasın. Tempo başlangıçta biraz ağır gelebilir ama oynadıkça çok hızlanıyor tempo. Yani sizin kombolarınızla, düşmanların hareketleriyle. Ama şöyle bir şey de var tabii, tempoyu isterseniz yavaşlatabiliyorsunuz. Biraz daha savunma ağırlıklı oynarsanız daha yavaş bir tempoyla da oynayabilirsiniz. Ama düşmanlar sizi beklemiyor kesinlikle yani. Nerede bulurlarsa dalıyorlar üzerinize, çullanıyorlar. Nefes aldırmıyorlar. Bazen hakikaten böyle yeter lan bu, çekilin şuradan dediğiniz oluyor düşmanlara. Ya otomatik olarak aslında ofansa yönlendiriyor yani. Değil mi? Evet, yönlendiriyor. Bosslar nasıl? Gelelim en güzel konulardan bir tanesine. Bosslara. Bosslarla ilgili maalesef hiçbir şey anlatamıyorum. Yani görüntü paylaşamıyoruz sizlere. Tamam ama sayısı yani. Çok mu? Bunu söyleyebiliyor musun? Şunu söyleyeceğim. Sayısı beklediğim kadar çok gelmedi işte bana. Fakat oyunun yarısını geçtikten sonra arttığını gördüm. Bossların sayısının. Ama karşılaştığınız bosslarla yaptığınız savaşlar gerçekten ağzınıza çok güzel bir tat bırakıyor. Özellikle oyunun başındaki boss savaşını ben çok beğenmiştim. Orhun sen de gördün evet. Boss savaşını. Yani son yıllarda gördüğüm en değişik boss savaşıydı. Gayet hatta yakın zamanda bir işte globalden bir meslektaşımız şöyle bir açıklama yapmış onun için. Gördüğüm en iyi süper kahraman dövüşü demişti. Aslında doğru bir yakışıklı doğru. Diyebilirsin yani ona. Boss savaşları azlar ama olanlar çok güzel. Şöyle bir mantık var orada abi. Şimdi biliyorsunuz ki açık dünya. Değil ama açık dünya olabilir gibi de bir havası var. Buna bir açıklık getireyim. Bossları da orada bağlayacağım çünkü konuya. Oyunda bazı alanlar çok geniş. Ve bazı alanlar geniş olduğu için keşfedilebilir bir sürü noktası da var. Aslında lineer giderken bile, çizgisel giderken bile keşfedebileceğiniz ufak tefek bir sürü alan göreceksiniz oyunda. Hatta bazı alanlara bakıp ya ben burayı açamıyorum şu an dediğiniz alanlar da olacak. Hani açık dünya oyunlarında vardır ya, bakarsınız açılmaz burası. Sonradan açabileceğinizi anlarsınız aldığınız yeni bir eşya ile. God of War'da bundan çokça var. Yani benim buradan anladığım şu, oyunun tekrar oynanabilirliği olacak. Hatta yapımcısı söylemişti, tekrar oynayabileceksiniz diye. Nasıl bir mantık var bilmiyorum. Görünce paylaşırız sizlerle beraber. Ama bir tekrar oynanabilirliği olacakmış oyunun. Açık dünyada özellikle botla gezdiğiniz kısımlarda bir sürü keşfedebileceğiniz nokta buluyorsunuz. Burada da yan görevler, belli odalar, belli mağaralar buluyorsunuz. Bazıları çok geniş bu arada, onu söyleyeyim. Bir tane mesela yan göreve girdim ben gizlice. Ya yani yan görev de değil, keşfedip bir alana girdim, 25 dakika sürdü bitirmem. Hani gittikçe gidiyorum, oraya gidiyorum, buraya gidiyorum ve sonunda bayağı şaşırdığım bir yan görev ortaya çıktı. Fakat buradaki sıkıntım benim şu biraz, yan görev diye bahsetmiyordu yapımcı ama bunlar yan görev. Hikaye olarak bence çok iyi değiller. Yani RPG oyunlarıyla karşılaştırmak biraz ağır olabilir belki ama sonuçta yan görev olarak en iyi örneklerle karşılaştırmak istiyorsun. Hani Skyrim, Witcher gibi örnekler ne kadar burada doğru bir karşılaştırma olur ama baz aldığım şeyler o oluyor genelde. Peki neden yapmak istiyorsun ki bu görevleri? Şundan dolayı bir, karakterini geliştirmek istiyorsun. Güzel. İki, oyun çok güzel, daha uzun sürsün diye istiyorsun. Hayır, geçiş görmek için istiyorsun. Ha. Dördüncüsü de diyaloglar devam ediyor. Mesela o güzel. Yan göreve göre diyaloglar şekilleniyor. Mesela bir yan görevde, çok spoiler olacağını zannetmiyorum, çok basit bir detay bu. Hani kendi babasını öldüren bir adamla alakalı bir hikaye görüyorsun. Ve tabii kendi babasını kim niye öldürür ki falan diye çocuk konuşurken Kratos'un Zeus'u öldürmesi aklına geliyor. Ve hani orada bir şey oluyor böyle. Şimdi şey yapmayalım ya, o konuları yani mesela bu diyalog güzel bir diyalog yani. Bunları görmek istiyorsun ama yan görevlerini başlı başına yarattığı hikaye çok böyle iç açıcı değil. Ben mesela God of War'a lineer yapının, çizgisel yapının daha çok uyduğunu düşünüyorum oynarken. Ama buradan şu anlaşılmasın, üf durduk yere yan görevler açacağız. Hayır, isterseniz hiç gitmezsiniz, adam akıllı dümdüz basar geçersiniz yani. Öyle yaptığınız bile oyunun süresi çok ama çok uzun. 27 saat süreceği söyleniyor. Ben 20 saati geçtim. Büyük ihtimalle 25 saate yakınım. Sonlara geldim. Evet, hakikaten de sürüyor yani. Gerçekten oyun çok uzun sürüyor. Yani normalde 27 saatten 15 saat çıkar ya. Bu öyle bir oyun değil yani. Güzel. Bu sürüyor. Yan görevlerle yaparsanız oyun süresini 7-8 saat daha uzatabiliyor musunuz? Bu size kalmış bir şey. Yoksa tek başınıza geldiğiniz zaman bile çok tatminkar bir şey var. Boss savaşlarında şöyle bir güzelliği var. Özellikle yan görev gibi yerlerde bazen farklı bosslarla karşılaşıyorsun. Ve bu da hani boss savaş çeşitliliğini arttırıyor. Hatta bir tanesini hala kesemedim. 50 keredir kesmeye çalışıyorum. İndiremedim bir türlü. Buradan ona selam söylüyorum. Combat sistemiyle ilgili son olarak şunu da söyleyeyim. Büyü sistemi merak ettiğim konulardan bir tanesi. Önceki oyunlarda çünkü Spartalıların getirdiği işte Yunan tanrılarından gelen büyü sistemi vardı. Bunda büyüler gene silaha işlenmiş durumda. Oyunda rünler var. Bu rünleri silaha taktığınız zaman büyü işlevi görüyorlar. Aynı anda 2 tane taşıyabiliyorsunuz. Ve elinizde 10-15 tane oluyor. Yani 10-15 tane büyünüz cepte ve istediğinizi çıkarıp kullanabiliyorsunuz. Bu da çok hoşuma gitti çünkü oynanış çeşitlendiriyor otomatik olarak yani. Her an değiştirebiliyor muyuz? İstediğin zaman. Savaş hariç. Yani savaş hariç. Savaş kısmını bile değiştiriyor olman lazım galiba. Yani boss'a göre aslında bakarsan seçme tabii şansımız var. Öyle şey değil. İlla bir yere gidip oradan değiştirmen falan gerek yok. Yani envanterinden değiştirebiliyorsunuz hızlıca. Bu boss'ta bu büyü gider dediğin zaman veya bu düşmana bu büyü gider dediğin zaman çünkü bosslardan çok şeyler de çok zorluyor. Bazı düşmanlar da bayağı zorlayabiliyor. Güzel. Müzikler nasıl? Şahane, güzel, enfes. Ama bence... Önceki oyunları aratıyor mu? Aratmıyor. Müzikler güzel ama çeşit açısından sanki tınılar biraz birbirine yakın geldi bana. Biraz dinlemem lazım o seti abi. Yani müzikler güzel ama mesela önceki oyunlarda kadar çeşitlilik
açısından sanki biraz daha zayıf geldi. Çünkü çok güzel müzik duydum bir tane oyun başlarında. Onu sonra 3-4 yerde daha falan duydum böyle. Yani etkileyen bir müzik. Gerçi önceki oyunlarda da belli melodilerin farklı varyasyonlarını sıklıkla kullandılar. Burada da öyle aslında. Hani belli melodilerin farklı varyasyonları üzerine gidiyorlar ama müzikler güzel, çok yakışmış yani. Hani şey demedim. Lan önceki oyunların müzikleri nerede? Bunlar leş gibi olmuş demedim yani. O epikliği hissettiriyorlar. Ha, o destansılık, tabii, o şey gaza getirme var değil mi? Hissettiriyorlar. Tamam. Önemli olan o zaten. Ya, aynen. İşin son kısmına gelirsek, toparlayacak olursak, elimizdeki oyun ben çok beğendiğimi söyleyebilirim. Önceki God of War'lar kadar hızlı tempoda oynayabileceğiniz bir oyun var ama isterseniz durulup keşfetme şansı veren de bir oyun var karşınızda. Yeni silahımız Leviathan, yani balta, çok tatminkar olmuş. Gerçekten hani ana silah olmasının sebebini anlayabiliyorsun bu oyunun. Yani bu oyuna öyle bir silah yakışır. Grafikler inanılmaz. Bu konuda bilmiyorum yani. PlayStation 4'te de inanılmaz, PlayStation Pro'da da inanılmaz. 4K TV'de de 1080p'de de hiç fark etmez. Yani inanılmaz, hani tabii 4K HDR'la farklı bir ambiyansa giriyorsun ama... HDR'sız da ben Iron'u yaparken baktım yani... Evet bayağı, ya diyorsun yani. Ya, ben monitörde yani. De oynadım. Bayağı sağlam bir oyun var karşımızda. Yani görsel olarak herhalde son yılların en güçlü görseline sahip oyunlardan bir tanesi. Kesinlikle. Renklerin canlılığı bütün açısından. Gerçekten onu çözdüler zaten PlayStation'da. Onu ben hala şaşırıyorum yani. O donanım gücüyle bunu çıkartabiliyor olmalarına gerçekten şaşırıyorum. Bunun dışında Kratos'un hikayesi gerçekten... Ya şöyle örnek versem yanlış olmaz. Oyunu bırakmamın tek sebebi saatin çok geç olmasıydı. Ya da başka bir işin çıkmasıydı. Onun dışında boş kaldığım her an oyunu oynadım. Yani boş kaldığım her an. Dün gece 3.30'da yattım mesela, onu söyleyeyim. Hani burayı anlatmadan önce biraz daha oynayayım diye. Sonra dedim ki sabahlasam mı? Ulan dedim yarın bir sürü iş var. Hani bunun eksi yönü bu oyunu yani benim için. Kararsız bırakıyor sizi. Hani oyunun başından ayrılmak istemiyorsunuz bu açıdan. Bulmaca konusunda hani eksilerine biraz değinecek olursam. Benim eksi olarak gördüğüm şeyler şu. Bulmaca konusunda önceki oyunlarda... ki gibi bulmacalar var ama biraz daha yan taraflara sıkıştırılmışlar. Yani opsiyonel. Hani ilerlemek istediğin yolda değil de opsiyon olarak çözmen gereken şeyler olarak bulmuşlar. Ve önceki oyun kadar ben çeşitliliğini şey bulmadım. Yani yaratıcılık kısmını önceki oyun kadar güçlü bulmadım. Ama bu çok ufak bir eksi olarak görmek isterseniz eksi yani. Ben aramadım bunu. Tek eksisi bu mu senin için peki? Bir de bu yan görev olaylarını daha belki cafcaflı hale getirebilirlermiş. Veya oraya harcadıkları zamanı lineer yapıya belki biraz daha ekleyebilirlermiş. Yani... Yan görevleri çok gömmek istemiyorum. Şundan dolayı kötü değiller. Sadece oyunun genel kalitesi o kadar yüksek ki. Hani yan taraflarda acaba bambaşka şeyler görür müyüz diye düşündüm. Kötü değil komple. Sadece ya, akışı güzel. Bölüm tasarımları da güzel yan görevleri. Sadece hikaye olarak böyle biraz daha acaba farklı bir şey olur muydu diye düşünmüyor değilim. Bu da eksi olarak görmek istersen de eksi diyebileceğim bir şey. Tamam, bir de hep incelemelerde şunu çok gördüm. En iyi God of War oyunu diyen çok var. Buna katılıyor musun? Zor bir şey ama en iyi God of War oyunu demek yanlış olmayabilir. Gerçekten hani God of War için çok iyi bir oyun. Ama God of War 2'nin de yeri bende çok zor soru. Buna cevap verebileceğim. Ama hani düşünebildiğine göre adamlar böyle bir şey diyebilir hakikaten. Diyebilir. Yani şöyle bizde hep yeni şeyin en iyi olduğunu kabul etmeme durumu vardır ya. Evet. Bir şey yeniyse en iyi diyemezsin onu. Hep mesela kült film, Godfather varsa başka film en iyi olamaz. Deriz ya filmlerde. Hani oyunda da öyle bir şey var ya, o beni engelliyor. Yoksa bir de biraz taze şu an oyun bende. Hani biraz daha zaman geçip şey yapması lazım. Hani biraz daha yerine oturtmam gerekiyor oyunu ama son yıllarda oynadığım en iyi oyun olduğunu söyleyebilirim. Ya bir de zaten şey, tür olarak da biraz daha farklı kalıyor ya. O daha çok daha hack and slash'li. Hani ondan ötürü de belki kıyas çok kabul görmeyebilir ikisi. Ama yani, yine de kendi türü içerisinde sonuçta çok iyi. Yani God of War 2'den sadece şüphem var. God of War 3 ve 1'den daha iyi olduğunu söylerim. God of War 3'ten bence daha iyi bu arada. Bu God of War. Ama God of War 2 ben çok ayrı bir yeri var. Onunla ilgili bir şüphem var. Ama kısa dönüşte şunu söyleyeyim. Bu yılın oyunu için en güçlü adaylardan bir tanesi. Şu an evet. Yani son yıllarda yakın dövüş konusunda bu kadar tatminkar, bu kadar düşünürken aynı zamanda böyle seni güldüren, zorlayan, güldüren, eğlendiren, yani seni böyle gerçekten tatmin hissinin doruklarına ulaştıran bir oyun God of War. Bak sesim bozuluyor. Kratos'a doğru bak. Kratos'a demiş. Var mı son olarak soracağınız bir şey? Ben 10 üzerinden 9 veriyorum bu arada oyuna. Efsane bir oyun olmuş. Ya bana oyunu sattın. Zaten oyun kendini satmıştı da ekstra üstüne sattın. 20 Nisan'da değil mi çıkış tarihi? Evet, 20 Nisan. Türkçe altyazı olacak oyuna, bu arada onu söyleyeyim. Oruna sadece oyun değil PlayStation 4'de sattırdık bu arada galiba. Yani, bayağı koleksiyon çıkarsa ne yapacağım bilemiyorum. Yani çünkü Orun normalde konsol oyuncusu değil. Yani senin söyleyeceğin bir şey var mı bunun üzerine yani? Yok ya, gerçekten bırakasım gelmedi benim. Yani sabah ofise geldiğimde hani alıp deneme şeyim oldu. Sonra bir yerden sonra baktım ki hani mesai bitecek. Hayır, mesai bitmedi tabii de hani işler başlaması gerekiyordu. Üfleye püfleye bıraktım. Zaten sonra eni saldı, oynamaya başladı. Yok. Allah'tan aldı yoksa ofiste, çünkü... Ofiste oynanmaz, sıkıntı. Abi, başlayacaksın, yarım kalacak. Bir de tek CD. Bir de uzun yani şeyi. Ha. Alacaksın, evde rahat. Neyse, biz bunu kendi aramızda konuşuruz. Ama evet yani bunları düşündürtüyor oyun. Peki efendim, kendinize iyi bak. Görüşmek üzere, hoşça kalın. God of War'la kalın. Bu ne demek bilmiyorum.